Doğu Türkistan'da işlediği sistematik soykırım suçlarını uluslararası toplumdan gizlemeye çalışan Çin rejimi, Batı ve Avrupa ülkelerinin bölgedeki köle işçi çalıştırma, dini özgürlük kısıtlamaları veya insan hakları konularındaki eleştirilerini sözde Xinjiang üzerinden Çin'i kontrol etme çabası olarak nitelendirdi. Doğu Türkistan'daki sözde Xinjiang Halk Hükümeti Parti Komitesi yasal mekanizmalar yoluyla eleştirilere direnmeye ve Xinjiang'la ilgili konularda dış güçlerle kararlılıkla mücadele etme vurgusu yaptı. Kanada Parlamentosu'nun iktidardaki Liberal Partisi'nden Avam Kamerası üyesi Summer Zubairi, 18 Temmuz'da ABD'nin Virginia eyaletindeki Uygur merkezinde Uygur toplumuyla bir araya geldi. Summer Zubairi, Uygur meselesinin uzun soluklu bir mücadele olduğunu ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Zubairi'nin yanı sıra Kanada Muhafazakar Parti üyesi Arnold Viersen ve Quebec Parlamento grubu üyesi Adrian Leroux'un da aralarında bulunduğu 3 Kanada Parlamentosu üyesi, Washington'a yaptıkları bir haftalık çalışma ziyareti sırasında 19 Temmuz'da Uygur merkezinde Uygur toplumuyla bir araya geldi. İşgal altındaki Doğu Türkistan'da Uygur soykırımının sorumlularından biri olan Çin'in en üst düzey diplomatı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi'nin 26 Temmuz günü Türkiye'ye günübirlik ziyaret edeceği açıklandı. BBC'nin Parlamento İstihbarat ve Güvenlik Komitesi tarafından hazırlanan bir rapora dayandırdığı habere göre, Londra'nın Pekin'den gelen ulusal güvenlik tehditleriyle başa çıkmak için etkili bir strateji geliştirmedeki başarısızlığı nedeniyle Çin Birleşik Krallığı agresif bir şekilde hedef alabildi. Birleşik Krallık hükümetini ilgili sorunların farkına varamamakla suçlayan raporda, Çin'in Birleşik Krallık ekonomisinin her sektörünü ele geçirdiği belirtildi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Çin'e karşı daha yapacak çok şey olduğunun kesinlikle farkında olduğunu söyledi. Çin'in Washington Büyükelçisi Xi Fink, ABD'nin Çin'in özellikle çip sektörü ve yatırımlarını hedef alan ulusal güvenlik önlemlerine misilleme yapabilecekleri uyarısında bulundu. Büyükelçi, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumunda yaptığı konuşmada ABD'nin Çin'e yönelik adımlarını ve iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirdi. Belarus'tayken Belarus ordusunu dünyanın ikinci ordusu yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirdi.